Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Edersu tasi'un min sureti Rahman. Bugün Rahman suresinin 9. dersini okuyoruz. 22. ayetinden itibaren, yalnız dünkü derse küçük bir ayeti üstünden geçmişiz galiba. Unutmuşuz. Fiha min kulli fakihetin zevcan. Yani 50 kaçıncı ayet? 52. ayettir. O iki cennette her meyveden zevcan, iki zevc var. Ne demek? Sınıfan, iki sınıf var. Sınıfın marufun, bir sınıf maruftur. Ve sınıfın garibun, bir sınıf da garibdir. Yani bir sınıf bilinen de biri bilinmiyor. Diyelim bir elmadır, bilinen bir sınıftır. Bununla birlikte bilinmeyen bir sınıf daha var. 62. ayetinden itibaren ve min dunihima. Ve min dunihima cennetani. Bu söylediğimiz iki cennetten daha düşük iki cennet daha var. Dunihima, demir nereye gider? Nesefe bakın. Ve min duni teynikel cenneteynil mev'udeteyni lil mukarribine. Yani ve min teynike teynikel cenneteyni, o zikrettiğimiz iki cennetten daha düşük. O iki cennet ki el mev'udeteyni lil mukarribin. Mukarribine haifin, yani haifine mukarribinler için vaat edilen iki cennetten daha düşük cennetani, iki cennet daha var. Bunlar kimler içindir? Bunlar limen dunehum min ashabil yemini. Ashabul yeminden, ashabul yeminden bu haifine mukarribinden daha düşük olan kesime, derecesi daha düşük olan iki cennet daha var. Yani haife mukarribin inslerden en iyi cennet var. Onların bir alt kısmına da bir düşük cennet var. Cinlerden haife mukarribinler için en üst düzeyde bir cennet varken onun bir düşüğü de ne var? Onun bir düşüğü kesme de bir düşük cennet var. Ve min dunihima ve min duni teynikel cenneteynil mev'udeteynilil mukarrabine cennetani limen dunehum min ashabil yemin. Fe bi eyyi alâi rabbikuma tükezziban. Siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar ediyorsunuz? La bi şeyin min ni'amike rabbena nukezzibu felekel hamdu ve lekeş şükür. Sen hiçbir nimetini inkar etmiyoruz. Bütün nimetlerine karşı sana hamd şükürler olsun, öyle diyelim. Ve min dunihima ve min duni teynikel cennetenil mev'udetenil mukarrabine cennetani limen dunehum min ashabil yemin. Bu 62. ayet. فَبِعِيَّ عَلَىٰي رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا 63. ayet. 67. ayet de مُدْهَامَّتَانِدِر. مُدْهَامَّتَان bazen talebelere soruyorum. Nesre de size de sorayım. Doğru. İhmar babının ismul mef'ulüdür, tesnedir. Muhmarun muzekerdir. Muhmarerun asli muhmarerundur. Mudhamun, mudhamemun bu da idhammenin ismun mef'ulüdür. Muennesi mudhammetündür. Tesnesi de mudhammetani. İhmarre babının muennes için ismul mef'uldür. Raf'a haletidir.
Ne demek o iki cennet mudhammetandırlar? Ne demek? Sevdavani siyahdırlar. Min şiddetil hudreti. Şiddetul hudretten dolayı nedirler? Şiddetul hudretten dolayı siyahdırlar. Yani çok katı yeşildirler. Uzaktan insan bakınca siyah gibi görünüyorlar. Siyahı andırıyor. Kâlel halil, halil demiş, halil lügatte de hüccettir. Ed-duhmetu mudhammetanenin mücerredidir. Es-sevadu, duhmet ne demek? Sevad demek. Siyahlık demek. Bitti. Mudhammetan 64. ayet. 65. ayet nedir? فَبِعَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 66. ayete geçiyoruz. فِيهِمَا اَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ O iki düşük cennette var. Ne var? Aynani iki pınar var. نَضَّاخَتَانِ ikisi de nedirler? نَضَّاخْدِرْلَ نَضَّاخْ demek suları bol demek. Fihima aynani nadda khatani. Hemen aşağıya gelelim 66. ayet. Nadda khatan ne demek? Fevvaretani bilmai. Suyla nedirler? Boldurlar. Yani suları bol. Bol fışkırıyorlar. Bol. Suları boldur. Boldur ne demek? La tenkati ani. Surları kesilmeyen iki pınardırlar. Bu da kaçıncı ayet? 67. ayet. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukeddiban. Bu da kaçıncı ayet? 67. Demek ki mudhammetan 64. ayet. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukeddiban 65. ayet. Fihima aynani naddahatan 66. ayet. Febi eyyi alai rabbikuma tukeddiban 67. ayet. Fihima fakihetun ve nakhlu ve rumman. O iki cennette meyveler var. Başka hurmalar var. Başka rumman var, nar var. Nar meyvesi var. Şimdi aşağı bakalım. Bu kaçıncı ayet dedik? 68. ayet. Fihima fakihetun. Elvanul fevakihi. Çeşit çeşit meyveler var. Bu çeşit çeşit, bu kesreti nereden alıyoruz? Fakihetunun tenvininden alırız. Buradaki tenkir, teksir içindir. Ve nahlun, hurma var. Ve rummanun, bir de rumman var. Şimdi fakihetun üzerine nahl rummanı niye atıf etti? Nahl rumman da fakihete girmiyorlar mı? Bununla ilgili fakih kitaplarda da geçiyor. Ebu Hanife ile Ebu İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed'in burada farklı görüşleri var radiyallahu anhum. Bakalım burada ne diyor İmam Nesefi? Diyor ve rummanu rumman ve temru temir leysa minel fevakihi inde Ebi Hanife. İmam Ebu Hanife'ye göre bunlar meyvelerden kabul edilmiyorlar. Niye lil atfi demiş bakın ve nahlu ve rumman fakihetun üzerine atfedilmişler. Atıf mugayereti ise atıf matuf matufu aleyhi birbirinden mugayir olmasını ister. Demek ki nahl rumman fakihetuna atfedildiğine göre bunlar fakihetundan değiller. Bir. İkinci illet ve lianne temre fakihetun ve taamun. Temr hem meyvedir hem taamdır. Sade meyve değil. Ve rummane fakihetun ve devaun. Rumman da hem meyvedir hem ilaçtır. O zaman felem yahlusa li tefekkuhi. Bu ikisi tefekkuh için halis olmadılar. Yani halis tefekkuh olmadı. Birinin tefekkuhuyla beraber taamı da var.
birinin tefekkühüyle beraber devası da var. Deva özellikleri de vardır. Ve huma İmam Ebu Yusuf İmam Muhammed kala demişler ki innema utifa alel fakiheti ancak bunlar fakihete atıf edilmişler li fadlihima fadıllarından dolayı. Yani bunlar da fakihedirler ama diğer fakihetlerden, diğer meyvelerden üstün oldukları için keennehma cinsani aherani sanki bunlar fakihet değiller, ayrı iki cinsdirler. Sanki aralarında mugayret var ve o yönüyle atfedilmişler. Bazen has ama atfedilir o hasın bir takım özelliklerinden dolayı. Burada bunların özellikleri nedir? Ayrı iki cins kabul ediliyorlar. Lima lehuma minel meziyeti. Bunlara meziyet var, o üstünlük var. Diğer fakiyetlerden bunların meziyeti var. Ondan dolayı ne yapılmışlar? Bunlar ayrı cins kabul edilmişler ve mutlak fakiyetine atfedilmişler. Benzeri var mı böyle bir hasın amme atfedilmesi özelliğinden dolayı? Evet. Ke kavlihi ta'ala ke ennehum ve cibrile ve mikale. Cibril men amene billahi ve melaiketi ve rusulihi ve melaketi geçti ve cibrile ve mikale. Bak Cibril, Mikal bu iki has amulan melaket üzerine atıf edilmişler. Bunlar da diğer melaketlerden farklı oldukları için. فَبِئَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ Bu da 69. nedir? 69. ayettir. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانَ Her iki cennette hayrat huriler var, hisanlardırlar. Şimdi hayratun ey hayyiratun. Hayratunun esli hayyirattır. Yanın şedesiyledir. Fehufife, tahfif edilmiş hayrat olmuş. Ve kuri'e hayyirat alel asli. Asıl üzerine hayyirat da okunmuş. Manası nedir? Manası vel mana hisandırlar. Fadilatul ahlaki. Ahlakları nedirler? Fihinne. O meyvelerden hayratun fadila yok. Fihinne hayratun hisan. Fihinne hayratun, yine bakalım. Fihinne hayratun hisan. Yani cennetin hurileri arasında hayriler var, güzeller var. Ne demek hayratun? Fadilatul ahlaki, ahlakları güzel olan huriler var. Hisanul halki, yaratılışları da güzel. Yani ne demek? Hem hayrat yani ahlak yönüyle güzeldirler. Hisan yaratılış yönüyle güzeldirler. Yani fiziki yapıları nedir? Fiziki yapıları da güzel. Tabii yaratılışları, ahlakları da nedir? Güzeldir. Fihinne sıfatın okuna lil cennetten kel cümletle kabla ha vel kelam fi cemmi'i demir illetin merrefiha. Bu fihinne cennetlere götürür. Şimdi kaç cennet oldu? İki en üstün cennet. İki de biraz daha düşük diyeyim. Fihinne bu cennetlerde var. Ne var?
hayratun hisan, güzel kadınlar bu cennetlerde vardırlar. Hem fiziki yapıları hem ahlakları güzel kadınlar varlar. Nerede varlar? Cennetin içinde. O cennetlerin içinde. Fihinnedeki demir o dört cennete gider. Hayratun hisan yani fadıl, fiziki yapıları güzel huriler vardır demek. فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ حُورٌ مَقْسُرَاتٌ فِي الْخِيَامِ O hayratun hisandan bedel hurun bir takım hurilardır. Yani o bahçelerdeki nedir? Hayratun hisanlar nedirler? Onlardan bedel hurun bir takım hurilerdirler. Maksuratun fil hiyam. Hiyam çadırlarında kameliyelerinde habis olunmuşlar. Ne demek? Ey muhadderatun yani hiyamlarında mestürdüler. Kimse onları görmüyor. Ya maksurat, muhadderatla tefsir edilir mi? Doğru mu? Bu yerinde mi? Evet. Yukalu imraetun kasiretun. Fa'iletundur. Ve maksuretun ismul mef'uldur. İkisinin manası nedir? Ey muhadderetun. Bakın kasiret, maksuret, muhadderetun manasınadır. Yani ne demek? Demek maksurata, maksuratunun cemidir. Maksurat, muhadderatla tefsiri tam yerindedir. Bu çadırları nelerdir? Keçi kıllarındandır, başka bir maddedendir. Burada beyan edilmedi. Tabi hıyam keçi kıllarındandır. Artık oradaki ipek mi neyse burada beyan edilmemiş. Bir kıyla maddesini beyan ediyor. وَقِيلَ الْخِيَامُ مِنَ الدُّرِّ الْمُجَوَّفِ Demiş hıyamlar durre mücevveftir. Yani her bir çadır artık bir ev gibi içi örülmüş incidir. Çadırlar incidendirler. Kocaman bir dağdan inci içi örülmüş çadırları odur. Pencereleri camları var mı? Gerek yok. Her tarafı nedir zaten? Camdır. Kendisi şeffaftır. Her tarafından bahçeler, irmaklar görünüyorlar. İşte o hayratun hisan o çadırlarda örtünmüş kimsenin göremediği huriler vardır. Bu kaçıncı ayetti? Bu 72. ayetti. Hurun maksuratun fil hiyam 72. ayetti. فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ Bu da nedir? Bu da 73. ayettir. Yetmiş dördüncü ayete geçiyoruz. لَمْ يَتْمِسْهُنَّ اِنْسُنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانْ Allah-u Alem Bir ikinci sefer bunları tekrar ediyor. Bir birinci cennetin sıfatları olarak tekrar edildiler. Bir de ikinci sıfatların tekrarı olarak az bir farkla, az bir düşükle ne ediyor? Yüce Allah zikrediyor. Bilsin geri döneriz. Lem yetmishunne o carelerle cima etmemiş, onlara dokunmamış. İnsun kablehum قَبْلَهُمْ قَبْلَ أَصْحَابِ الْجَنَّتَيْنِ Bu iki cennetin ashablarından önce kimse o hurilere dokunmamış. Ya biri derse, قَبْلَهُمْ أَصْحَابُ الْجَنَّتَيْنِ'ye götürüyoruz. Cennet, أَصْحَابُ الْجَنَّتَيْنِ geçmedi. Diyor, أَصْحَابُ الْجَنَّتَيْنِ geçmedi. Yalanınız, وَدَّلَّ عَلَيْهِمْ أَصْحَابُ الْجَنَّتَيْنِ'ye delalet ettiğim zikrul cennetteyni.
cennetinin zikri ikisine ne ediyor? Delalet ediyor. Cennetin geçtiyse muhakkak o cennetin, cennetlerin ehli de, eshabları da vardır. Öyleyse lem yetmishunne insun kablehum. Bu kablehumdaki demir cenneteyniden anlaşılan eshabul cenneteyne racidir. İnsun ve la canun. Yani bu iki cennetin eshablarından önce o hurilere kimse yanaşmamış. Ne bir ins ne bir cin. Bakiredir ve ilk defa bunların eşleri, bunların mubahları oluyorlar. Bu da kaçıncı ayeti dedik? 74. ayet. فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ. Bu da kaçıncı ayet? 75. ayet denir. مُتَّكِئِينَ. Yaslanmış haldedirler. 76. ayete devam ediyoruz. Nesef'e bakın. Bu muttekiin nesbun alel ihtisasi mensube alel ihtisastır. Yani mahzuf bir fiile mef'ul olmak üzere, mahzuf bir ekhusuye veya aniye mef'ul olmak üzere mensubdur. Muttekiine ala refrefin. Refref üzerine oturuyorlar. Bu refref nedir? Huve refref kullu sevbin aridin. Geniş elbise. Yani döşek diyelim. Geniş bir elbisedir. Serilen türdendir. Sergi türündendir. Ve kile el vesaidu. Bir kileye göre nedirler? Vesaiddirler. Yani yastıktırlar. Hulase refref üzerine muttekidirler. Yani ne demek? Ve o vesaidlere, yastıklara yaslanmış vaziyettedirler veya geniş bir sergi üzerine oturmuş vaziyettedirler. Hudrin abqariyin. Hudrin abqariyin. O rafrafları yeşildir. Bir de abqaridir. Ne demek? O hudri abgari dibacin. Abgare mensup abgar cin, abgare mensup abgar da cinlerin köyü diye itikad ediliyordu cahili dönemde. Yani oranın, o köyün ipeği meşhurdi. Muttekine ala rafrafin hudrin, rafrafi hudr, bir de abgari üzerine yaslanmış vaziyette oturuyor. Ve yahut da abgarin dibaj değildir. Tanafis, tunfusetin cem'idir. Tunfuset diyelim döşek, hali ki atrafları ne yapılmış? Süslendirilmiş. İnci boncuklarla veya iplerle ne ise veya altınlarla süslenmiş çarşaflara denilir, sergilere denilir. Ala refrafin. Hudrin yeşildir. Abgariyin abgaridir. Yani divacdandır. Hisan da bir daha çok nedirler? Güzel ve yakışlıdırlar. Devam edelim. وَاِنَّمَا تَقَاسَرَتْ صِفَاتُ هَاتَيْنِ الْجَنَّتَيْنِ. Bu son iki cennetin sıfatları düşük kalmış. اَنِلْ اُولَيَيْنِ. Her iki evvelden düşük kalmışlar. حَتَّ قِيلَ وَمِنْ دُونِهِمَا. Bakın وَمِنْ دُونِهِمَا deymiş. İlk iki cennetten daha düşük iki cennet. وَاِنَّمَا تَقَاسَرَتْ sıfatu hateynil cenneteyni anil uleyeyni hatakile ve min dunihima denilmiş. Niye bunların sıfatları öncekilerin sıfatlarından düşük? Sebep ne?
لِأَنَّ مُدْهَامَّتَانِ Bakın burada mudhammetan geçti. دُونَ زَوَاتَ اَفْنَان Mudhammetan zevatu efnandan daha düşüktürler. وَنَدَّاخَتَان Burada nedâhetan var. دُونَ تَجْرِيَانِ Tecriyani'den daha düşük. Bir, ilk iki cennetle ilgili tecriyani demişti. Tecriyan demek irmaklar akıyorlar. Akmak daha kesreti, bolluğa delalet ediyor. Ama bu iki cennetin hakkında ne denilmiş? Ne dahatan. Ne dahatan demek suyu bol kesilmiyor. Ama tecriyan bollukla beraber akıyor. Daha mübalağalidir. Ve fakihetun, burada fakihetun son iki cennet hakkında denilmiş. Dune kulli fakihetin, kulli fakihetinden de daha düşük. Ve kezalike sifetul huri vel muttekei. Buradaki hurilerin sıfatı ilk iki cennetin hurilerin sıfatından daha düşük. Buradaki cennet ehlinin minderleri, kamelyaları, sergileri, yaslandıkları, kanapa koltukları bir önceki cennetinkinden daha düşüktürler. Muttekine ala rafrafin hudrin ve abgariyin hisan. Bu da 76. ayet. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban. Ey cinler ve insler. Ey insan ve cinler, siz Rabbinizin hangi nimetini inkar edersiniz? Hiçbir nimeti inkar edilmez. Tebârekesmu rabbike dil celâli vel ikram. Senin Rabbinin ismi çok yücedir. Rabbin celal ve ikram sahibidir. Yani azamet, büyüklük sahibidir. Mahlukatlarına ihsan eden büyük bir güç, kuvvet sahibi bir Allah. Tebârek esmu rabbike zil celâli zil azameti. Zi mecrur okunur, Rabbe ne olur? Sifet olur. Zul celâli zi değil de zi okumuş kim? Şamiyyun. İbn-i Kesir-i Şami, İbn-i Amir-i Şami zil celâl okumuş. Sifeten lil ismi o Rabbe değil de isme sifet yapmış. İsim mensubdur. Tebârekesmu rabbike ha. Zü merfu okumuş. İsme sifet olur. İsim de merfudur. Tebârekenin faalidir. Vel ikrami ikram sahibidir senin Rabbin. Kime ikram ediyor? Li evliyaihi. Kendi evliyalarına, müminlerine ikram sahibidir. Ne ile ikram sahibidir? Bil inami inam etmeyle. Yani kullarına inam etmeyle ikram sahibidir. Rahman suresinin 70 ve sonuncu ayeti de budur. Nedir? Tebârekesmu rabbike zil celâli zil azameti zul celâli şamiyun sifetun lil ismi vel ikram li evliyâhi bil en'am bil inami. Rava Câbirun radiyallahu anhu Seyyiduna Cabir rivayet ediyor ki enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kare sureter rahman. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Rahman suresini okumuş. Okuduktan sonra fekale demiş mali erakum sukuten. Ey eshablarım ne olmuş bana, bakıyorum ben Rahman'ı okuyorum. Febi eyyi alai rabbikumati kezdibani tekrar ediyorum. 31 seferdir tekrar ediyorum. Erakum sükuten. Bakıyorum siz sükut etmiş vaziyettesiniz. Bir şey söylemiyorsunuz. El cinnu kanu ahsene minkum radden. Cinler bu febbi eyyi alaya rabbikuma tükezzibaniye cevap verme yönüyle sizden daha iyi yapıyorlar. Daha güzel reddediyorlar. Cinler ne yapıyorlar? Ma eteytu ala kavlillahi febbi eyyi alaya rabbikuma tükezziban. Ben bunun üzerine gelmiyorum, bunu okumuyorum, bununla telaffuz etmiyorum. İlla galu cinler ne diyorlar?
ve la bi şeyin min ni'amike rabbena nukeddimu. Ey Rabbimiz, senin ni'amların hiçbir şeyini inkar etmiyoruz. Felekel hamdu hamd sanadır. Ve leke şükrü, şükür yalanız sana. Senden başka hamd ve şükre layık olan hiç kimse yoktur. Rava Cabirun enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kare'e surete rahman fe kale ma li erakum sükuten el cinnu kanu ahsene minkum radden ma eteytu ala kavlillahi fe bi eyyi alai rabbikuma tükezziban illa kalu ve la bi şeyin min ni'amike Rabbena nukeddibu. Feleke elhamdu ve leke şükru. Feleke ve leke ham şükre hasır için mukaddem olmuş. Ve kurriret hazil ayetu. Bu fe bi eyyi alai rabbikuma tükeddiban. Bu ayet tekrar olmuş. Fi hazil sureti bu Rahman suresinde. İhda ve selasine merrete. Bu surede bu ayet 30 bir sefer tekrar olmuş. Zükire semaniyetun minha yahut da zekere Allahu Zülcelal semaniyeten minha. Bu 31 seferden 8 seferi akibe ayatin fiha ta'dadu acaibi halqillahi ve bedai usunihi. O ayetler ki Allahu Zülcelal halkının acayipleri sayılmış. Allah'ın sun'unun acayipleri, garipleri ad edilmiş. 8 yerde böyle ayetlerden sonra gelmişler. Akibe ayatin, öyle ayetlerden sonra 8 sefer tekrar olmuş ki, fiha o ayetlerde ta'dadu acayibi halkillahi ve bedai'u sun'ihi. Ve mebde'ul halki, halkın iptidası, yaratılışın ilk yaratılışı var o ayetlerde. Ve ma'a mebda'u halki ve ma'adihim. Halk dünyadaki yaratılışlarıdır. Ma'ad öldükten sonra tekrar kıyamete dirilişleridir. Yani 8 sefer öyle ayetlerden sonra zikredildi ki bu ayet. O ayetlerde Allah'ın acayip mahlukatlarının acayipleri sayılıyor. Allah'ın garip sen'atleri beyan ediliyor. İnsanların dünyada ilk yaratılışlarından bahsediliyor. İnsanların ölümden sonra dirilişlerinden bahsediliyor. Eti 8. Sümme sebatun minha akibe ayatin fiha zikrun nari. 7 sefer de ateşin ismini içinde barındıran ayetlerden sonra geldi. 7, 8, eti 15. Fiha zikrun nari ve şedaiduha. Narın zikri o ayetlerde var. Narın, ateşin, cehennemin şedaidleri, meşakkatleri, zorlukların bahsi var. 7 sefer cehennemle ilgili ayetlerden sonra gelmiş. Ala adedi ebuabi cehennem. Cehennem kapıları 7. 7 yerde cehennemden bahsedilen ayetlerden sonra gelmiş. 7 de budur. Ve ba'da hazi seb'ati. Bu 7'den sonra semaniyetun fissun il cenneteyni ve ehliha. 8 tanesi cennet ve cennet ehlinin vasıfları ile ilgili. Semaniyetun fi vasfil cenneteyni ve ehliha ala adedi ebuabil cenneti. Cennet kapıları kaç? 8. 8 yerde cennetin sıfatından, cennetin ehlinden bahsedilirken 8 yerde de o şekil gelmiş. Toplam ne etti kaç? 8, 7 daha 15. 8 daha 24. Ve semaniyetun uhra 8, 7 daha kaç Emrullah? 15. 8 daha 23. 23 oldu. Ve semaniyetun uhra bi adediha. Yine aynı 8 yerde de lil cenneteyni leteyni dunehuma. O iki en üstün olan iki cennetten en düşük olan iki cennetle ilgili ayetlerden 8 ayetinden sonra 8 yerde de bu iki cennetle ilgili gelmiş. Öyleyse cehennemle ilgili ayetlerden sonra 7 yerde gelmiş.
İki cennetten, iki cennetle ilgili ayetlerden sonra 8-8 gelmiş. 8-8-16. 15 daha eti 31. Öyleyse femen ihtekede semaniyetel ula. Kim ilk 8'e inanırsa ve amile bi mucebiha, mucebi gereği ne ise yerine getirirse, futihat lehu ebvabul cenneti, cennet kapıları açılır. Ve gulikat anhu ebvabu cehennem, cehennem kapıları kapanır. Yani 8 yerde Er-Rahman neyle ilgili gelmiş? Allah'ın halkından, yaratılışından, mahlukatlarından, insanları sıfırdan yaratmasından, ölümden sonra dirilmesinden bahsediyor. 8 yerde bu gibi yerlerde zikredilmiş. Kim bunlara inanırsa, gereğini yerine getirirse, kendisinden sonra gelen 7 cehennem kapıları kapanır. O cennetten sonra cennetlerin 8 kapısı kendisine açılır. Ve kurrilet hazil ayetun fi hazi sureti ihda ve selasini merreten, İmam Nesef'in burada yorumudur. Zekere yahuda zükere semaniyetun minha akibe ayatin fiha ta'dadu acayibi halkillahi ve beldai usun'i ve mebde'ul halki ve mebde'ul halki ve maalihi. Sümme seb'aten minha akibe ayatin fiha zikrun nari ve şedaiduha ala adedi ebuabi cehennem. Ve ba'da hazi seb'ati semaniyetun fi vesfil cenneteni ve ehliha ala adedi ebuabil cenneti ve semaniyetun uhra ba'daha lil cenneteni leteyn dönuhuma. Femen ihtekede semaniyetel ula ilk 8 febi'eyye ala rabbikuma tükeddiban inanırsa. Ve amile bi mucebiha futihat lehu ebuabul cenneti ve gulikat anhu ebuabun nari. Er-Rahman suresi biti. Yarın Suretul Vakıa ile devam ediyoruz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya lugati arabiyyetun hasbi bi enneki mantıki.